Nurefşin hoş geldin. Hoş Nasıl? bulduk hocam. Beyin jimnastiği, beyin fırtınası dediğimiz sorularla hem eğlenceli hem de düşünmeye yönelik etkinlikleri yapmaya devam edelim. Ben istersen hemen slayta geçeyim. Tamam hocam. Evet, beraber soruları ele alalım, çözelim. Genç. Akın, vardar, geniş, cimri, cömert, fakir, zengin, genç, yaşlı, ince, zayıf, arka, ön, hızlı, yavaş, küçük, büyük, azgın, yok. Evet, güzel. Pahalı, ucuz, Evet. az, çok, çeşmenin de yok. Tamam. Duru, berrak, güzel, çirkin, çalışkan, tembel, gözlüğün de yok. Gözlüğün de yok. Evet. Duru ya da bulanık demiştik. İnce de mesela kalın olur gibi. Evet, bunların zıt anlamları var. Bu üçünün ama yok. Tamam. O zaman yeni soruya geçelim. Burada da bir kural var. Bu kural çerçevesinde bizden aşağıdaki soruları çözmemizi istiyor. Kural da bir sayı hangi şeklin içerisinde ise o şeklin kenar sayısı ile çarpılır. Yani mesela burada 3 dörtgenin içerisinde kenar sayısı 4 tane çizik olduğu için 4 ile çarpıyoruz. 3 kere 4 12. 5 ise üçgenin içerisine alınmış. Üçgende 3 tane kenar var. 5 kere 3 15. Şimdiki buradaki soruya gelirsek yine etrafı üçgenle çevrilmiş. 3 kere 3 9 ediyor. Burayı 9 bulduktan sonra 4 ile de çarpmamız lazım. Niye? Çünkü bir de dörtgenin içerisinde ele alınmış. O zaman 3 kere 3 9, 9 kere 4 de 36. 36. Evet, 36. o zaman Yazayım mı hocam? evet 36'yı sen yazabilirsin. Diğerlerini de sen yap diğer ikisini. Evet, 36. Şimdi ikincisini yapmaya çalışalım. Dört karenin içerisinde olduğu için 4 kere 4 16. Evet. Bir tane daha karenin içinde olduğu için 16 ile de 4'ü çarpacağız. Evet, değil mi? 64 16 diyeceğim. çarpı 4. 64. Tamam, güzel. Şimdi de son kısmına geçelim. Yine Tamam burada hocam, da. ben yapayım, size cevabı söyleyeyim o zaman hocam. Tamam. Hocam cevap 63 çıkıyor. Evet. Burası 9, 9 kere 4, 36 değil mi? Burası 36 Evet hocam. artı demiş. Sonra 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 ile 36'yı da topladığımızda ne yapıyor? 63. Doğru. 63. Güzel. Bunu da hızlıca yaptın. Peki o zaman. Tebrikler. Yeni soruya geçelim. Burada da okuduklarımızı çizmeye yönelik yani algısal çizim bizden 4 maddelik bir şekil yapmamızı istiyor. Bak şimdi. Diyor ki en dışta bir tane büyük kare çizin. Önce bir büyük bir kare çizeceğiz bu çizim alanına. İstersen birinciyi bir önce bir yapalım. Kocaman bir sen kare çizmeye çalış. Evet. Şimdi de karenin diyor içine karenin kenarlarına dokunan bir çember çizin. Yani hem bu kıyısına dokunmuş olacak, hem bu kıyısına, hem yukarıdaki kıyısına, hem de aşağıdaki kıyısına dokunan bir çember oluşturacağız. Ben yapamazsam siz yapın hocam. Evet, hı, sen belki telefonla zor olur, mouse'u daha rahat olur. Evet, oldu, güzel oldu. Tamam, bunu da yaptık, ikiyi de yaptık. Şimdi üçüncüyü yapmaya çalışalım. Çemberin içine köşeleri çemberin kenarlarına dokunan bir eşkenar üçgen çizin. Bütün kenarlarına mı dokunması gerekiyor hocam? Üçkenar üçgen ya o köşeleri dokunacak. Öyle Evet. değil mi? Aynen. Çok güzel. Hem de farklı renkle yaptın. Tamam. Üçgeni de bu şekilde yapmış olduk. Üçü de yaptık. Evet. Yani okuduğunu şekle çevirmeye yönelik bu. Dördüncüsü neymiş? Eşkenar üçgenin içine köşeleri eşkenar üçgenin kenarlarına dokunan bir tane kare çizin.
Dolayısıyla bunun içerisine de yine kenarları ne yapacak? Dörtgen yapmış olacağız. Ona temas etmiş olacak. Evet, aynen böyle. Güzel. Yani bu şekilde bizden çizim yapmamızı istedi. Biz de çizmiş olduk. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Yeni sorumuza geçelim. Şöyle bir soru. Aşağıda bir sözcük rakamlar ile kodlanmıştır. Buna göre diğer kodlanmış rakamların anlamlarını karşılarına yazınız. Örnekte ne yapıyor mesela? K harfi 1'e tekabül ediyor. Karşılık geliyor. A 7'ye, R 4'e, I 6'ya, D 3'e, E 5'e, S 2'ye. Anladım Dolayısıyla hocam. biz bunların karşılığına gelen harfleri Anladım. yazdığımızda sonucu bulacağız. 3'ün karşılığı neydi? D, doğru. Sonra 5 E'ymiş. Evet, E'yi de yazdık. Sonra 4 var. Ders oluyor. Ders. Evet. Birinci çözdük. Sen diğerini bul o zaman. 3 neydi? Yine D ile başlıyor. Doğru. 6 bu sefer. 1, 2, S idi. Evet. 1, 5'te. Girsek. Evet. İkinci şifreyi de çözmüş olduk. Hocam siz yazsanız daha iyi olur. Tamam, ben yazayım o zaman devamını. Bir sen söyle o zaman. Sen mesela 7 neymiş? A. Sen söylediğin, ben buraya kalemin rengini mi değiştireyim? Bir. Evet, A olacak değil mi? Sonra 2 var. 2'nin karşılığı Evet, neydi? şey bir. S'ydi. Sonra Şey. evet, K harfi 5 var. Askeri olacak cevap. Bu şekilde askeri, doğru. Şimdi diğerine geçelim. 7 de 7'nin neydi? A'ydı. Tamam. A yazdım. Sonra 3 D'ydi. Adres. Tamam. Adresi de bulduk. Sonuncusunu bulalım. Bir de Nurefşan. Peki hocam. Yazılım. Evet. 2 İki S S olacak. S 5 E olacak hocam. E harfi. Evet. 3 S D olacak. Evet. Denizli. Denizli'nin D'si. İ olacak. İ Sedir hocam cevap. Dedir. Evet. Tamam. Cevabı bulduk. Peki. O zaman diğer sorumuza geçebiliriz. Burada da aşağıda her bir karenin içine kaç kare kenarın kırmızı çizgiden oluştuğunu yazınız diyor. Örnek olarak yazılmış kareleri inceleyiniz. Mesela burada 3 var. Bakın, kenarında 3 tane kırmızı var. Ben hatta şuradan kalem de alayım. Rengi siyah olsun. Mesela 3 yeri kırmızı. 1, 2, 3. Buraya 3 yazmış. Buradaki kareye baktığımızda Nurevşan sadece birin üst kısmında var. Bak, bir tane çizgi kırmızı. Buraya da biri yazmış. Yine burada da bir tane kırmızı olduğu için kenarı bir. Yani kaç kenarı kırmızı ise o kadar içerisine, mesela buraya iki yazmış. Niye? Çünkü iki kenarı kırmızı. Bizden boş olan yerlerin kaç yazılması gerektiğini soruyor. Bu en soldan başlarsak kaç kenarı kırmızı? Buranın 3. şu 3. Evet, o zaman buraya ne olacak? 3 yazılacak. Sen söyle istersen, ben yazayım. Çünkü mouse'u biraz daha iyi yazılıyor. Hemen de bu satırı bitirelim. Mesela burada bir yukarıda var, bir de aşağıda var. Öyleyse kaç yazmamız lazım? 2 2. kenar, 2, evet. 2 kenarı kırmızı olduğu için 2 yazdık. Burada tek bir kenarı kırmızı. Buraya 1 1. yazıyoruz. Evet. Buraya 2, 3. 3. Burada da 3 tane var. Buraya da 3 yazdık. Burası kaç olması gerekiyor? Bir. Bak, 1, bir de aşağıya doğru var. 2 Ha, kenarı, pardon. değil mi? Ya. Evet, buraya da 2 yazacağız. Tamam. Alt satıra geçtim. Şöyle bir devam ediyorum. Burada kırmızılık var, bir de aşağıya doğru iniyor. O zaman burası kaç olmalı? 2. 2. Güzel. Burada Bir tane var. bir tane. Tamam.
Devam ediyoruz. Burada kaç tane? Kaç yazmamız lazım? İki tane var. Evet, iki tane var. İki yazdık. Burada Hiç yok. hiç yok. Evet. O zaman buraya sıfır yazacağız. Tamam. Alt satıra geçtim. Yine bir kenarı kırmızı değil mi? O Evet zaman hocam. bir yazdım. Burası 2, 3. 3. Evet, burada 3 var. Güzel. Burada 3. aynen. Burası da 3. 3 kenarı kırmızı. 2. Burada bak 1, 2 bir de yanda var. Dikkat edersen. 3. Evet, burada da 3 var. Tamam. Bir alta geçtim. Buraya şimdi burada bak bir burada var. Çizgisi bir de böyle. Buraya kaç yazmamız gerekiyor? 2. 2. Burada 3. 3. 3 kenarı var. 3 yazdık. Devam ediyoruz. Buraya kaç yaz? Bir. 1. Bir. Bu boş bir bölüm daha var. Buraya. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Öyleyse 0. Olmadı 0. Sonra 2. Bir 2. tane. Tamam, son satırdayız artık. Orada da hiç yok hocam. Orada da Var. hiç yok. Var. Dikkat et. Ha, Alt pardon. kenarı var, değil Ha, mi? ne var? Onun için bir tane var. Evet. Sonra Tane. 3. 3. Burada Bir bir tane hocam. de burada var. Evet. Şimdi sorumuz geldi. Diyor ki bir kenarı kırmızı olanların sayısı diyor. Sen zannedersem sayıyorsun. Evet hocam. 37 tane var hocam. 37. Birinci cevabı 37. Peki. Üç kenarı kırmızı olanların sayısını istiyor bir de. Birinci satıra bakayım ben. 3 burada Bir var. dakika hocam, bir daha sayacağım. 3 de burada var. 6. 2 de burada var. 8. 9. 3 de burada var. 12. 2 de burada var. 14. 2 de burada var. 16. 18 tane var hocam. 18. 17, 18, 19, 20 saydım ben. Evet. 20 tane varmış. Yeni sorumuza geçiyoruz hazırsan. Evet, yeni sorumuz geldi. Hazırım hocam. Tamam. Aşağıda anagram halinde verilen harflerin tamamını kullanarak birer sözcük oluşturun. Yani harfler vermiş. Bu harflerden bize sözcük üretmemizi istiyor. Tamamını kullanacağız tabii harflerin. İstersen ben hangi harfle başlayacağını belirtme için ipucu vereyim sana. Buradan bak. B harfiyle başlıyoruz. Hocam söyleyebilirsiniz. Tamam. B. Yazabilir miyim hocam? Tamam. Yazabilirsin. Evet. İkincisine A dedin. Üçüncüsü balkon. Evet. Güzel. Birinciyi bulmuş olduk. Devam edelim ikincisine. Neyle Bu da başlıyor hocam? T harfiyle başlıyor. İpucu T. Üçüncüsü de M harfi. Dördüncüsü İ. Evet. Devamını bulabilecek misin bakalım Nur Efşan? Tamirat. Evet. Tamirat. İstersen ben aynı yazıyla olsun. Ben devamını da yazıvereyim. Yazın hocam. Tamam. Tamirat. Sen buldun. A olacak. Şöyle yapmış olalım. Tamirat. Yani ilk harfiniz geliyor. İlk harfimiz neymiş? Evet. Nazilli'nin N'si. N ile başlayacak. A ile devam edecek. Biliyorum da hocam. Nakalita mı? Yok. Bir harf fazla kullanıyorsun o zaman. Özellikle ev taşımalarında veya Nakliyat. evet, nakliyat. Nakliyat. Son kelimeyi düşünebiliriz. Onun da ipucunu vereyim. M. Ama ikinci harfi E değil. A. Hocam bu neyde kullanılıyor?
Bu mu? Bu hayatın her alanında var. Hocam öyle çok genel olmadı mı? Çok genel bir şey oldu. Onun için de çok kopya olmamış oldu. Özellikle öğrenciler bunu çok sever. Matematik. Evet. Öğrenciler çok sever. Tersten söylemiş oldum. Çok hocam bayılıyoruz. Evet. Ama işin gerçeği hayatımızda gerekli olan bir şey yani. Yeni sorumuza geçiyorum. Bu sorumuzda da aşağıdaki sayıları diyor eşleriyle noktalı yerlerden geçmek şartıyla birbirine bağlayınız. Ancak çizilen çizgiler birbirinin üstünden geçmemelidir. Evet, sayılarla bağlamaca. Yani aynı sayıyı aynı sayıya götüreceğiz. Bu noktalar üzerinden. Ama götürdüğümüz çizgilerin üzerinden bir başka harf rakam için götüremiyoruz. Ha, tamam anladım hocam. İstersen ben mesela buradan bir tanesini yapayım. Hocam ben anladım ben yaptım olur mu? Olur. Tamam, güzel. Evet. Dördü biri de yaptık. Hocam çapraz gidemiyor muyuz? Çapraz gitmiyor, düz gidiyor. Bir dakika. Evet, en kolayı bu zaten. 3 direkt aşağı indiğimizde onu 3'e gidiyor. 8'de buldun. 7'yi de bulduk. Evet. Başka ne kaldı ki? Bir tane kaldı. O da 2. Evet. 2'yi de buldum bu şekilde. Tüm noktalardan geçmiş olduk. Evet. Son sorumuz. Aşağıdaki iki tabloda ortak olmayan iki elemanı bulunuz diyor. Peki hocam bir dakika. İstersen eşleştirme yapabilirsin mesela. Şöyle diyelim ki Yok birle bir, hocam ben oldum galiba. şöyle birle bir çizersin. Bunlar değil şeklinde. Tamam. Evet. Biri G. Doğru. Bir tane daha mı olacak? Evet. Soruda diyor zaten iki elemanı diyor. İki taneymiş yani. Acaba öbürü hangisi? Bir dakika. Evet. Elem usulüyle gidebiliriz. Mesela burada D var. D'yi burada bulup eleyebiliriz. 9. 9 eledik. 13. 13. A harfini buldum. Evet. A'yı eledim. Yedi var, 17 var. Evet, 5'in karşılığı var mı? 5 de var. 2, 2'yi de bulduk. B'yi bulduk. 14 var. Evet, C harfiymiş. Doğru, ikincisi de C harfi. Zaten H da var, bak. E harfi. Geriye bir de şurada ne kaldı? 12 var. 12 de burada. Diğerleri bu zaten var. Evet. Bu şekilde bu da son sorumuzdu. Görsel dikkat. İki yer arasındaki olmayanı bulma. Peki. Burada bitiyor sunumumuz. Evet. Bugünkü beyin jimnastiği sorularımız, beyin fırtınası bu kadardı. Evet. İşleyen zihin ışıldar diyoruz. Hani bir şey var, söz var. İşleyen demir ışıldardan. Ben onu işleyen zihin ışıldar dedim. Evet. Bugünkü etkinliği burada noktayı koyalım. Peki Tebrik hocam. ediyorum Nur Efşan.